Merhaba Moda TV Spor 52 izleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Koruma Güvenlik Derneği Başkanı ve aynı zamanda Grav Maga Ordu İl Temsilcisi Eğitmeni Ayhan Angın misafirimiz oldular. Bu akşam onunla yakın savunmayı, Grav Maga'yı ve koruma güvenlik eğitimlerini, özel güvenlik eğitimlerini konuşacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Kendinizi tanıtır mısınız kısaca bize? Merhaba Kıymetli Moda TV izleyicileri. Adım Ayhan Angın. Uzun yıllar özel güvenlik ve koruma hizmetlerinde bulunduk. Şu anda e, Koruma güvenlik Eğitim Merkezi'nde değişik spor branşlarının dışında e, birçok yıldan beri kravma ve yakın savunma eğitimleri veriyoruz. Buradaki e, diğer branşlardan farkımız şu. Şiddete dur demek e, bizim elimizde diyoruz. Zaman zaman karşılaştığımız bir olaylar var. İnsanlarımız darp edilebiliyorlar. Kadın erkek herhangi bir yerde bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Spor eğitimlerinin dışında yakın savunma bu insanlarımızın hayatlarına ne gibi kolaylıklar sağlayacak? Bunların üzerine konuşacağız. Biz dediğim gibi uzun yıllar koruma güvenlik hizmetleri verdik. Devlet kurumlarında çalıştık, özel savaşlarda çalıştık. Bir fiil sektörün sıkıntılarını da biliyoruz. Amacımız yakın savunma eğitimleri alarak, ...özel kendilerine nasıl bir fayda sağlayabilirler? Koluk ürünlerinin nasıl bir e, farkındalık içerisine girebilirler? Bu yönde hizmetlerimiz vardır. Devam ediyor. Şimdi Sayın Hocam... E, ...diyelim ki ben normal bir vatandaşım. Evet. E, bir koruma güvenlik eğitimi alacağım. Ya da yakın savunma eğitimi alacağım. Evet. Hayatımda hiç spor yapmamışım. Evet. Hiçbir türlü bu tür spor salonu belki... E, ...kapısından içeri bile girmemişim. Evet. Bize ilk eğitimi neyle başlarsınız? Evet. Ve... Bizi nasıl eğitirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir özel güvenlik sertifikası almış birisi olarak mı geleceksiniz? Yoksa sıradan herhangi bir yere çalışan bir birey olarak mı geleceksiniz? Kadın ve erkek olarak. Şimdi ben ee, bir birey olarak, olarak geldim size. Evet birey olarak geldiniz. Her şeyden önce bizim bir iddiamız var. 15 saatte eğitimi verme üzerine 5-6 yıldan beri ciddi madde ciddi bir, bir emek harcadık. Bunun uçması zıplaması yok. Değişik işte video kanallarında görüyoruz. İnsanlar havada uçuyorlar, takla atıyorlar falan ama biz o değil. Mahrem alana eğer insanlar geliyorsa, sizin hayatınıza kastedeceklerse orada siz beden dilinizi konuşturacaksınız, dur diyeceksiniz. Yaklaşmayın. Bu eğitimler insana zarar vermek için değil kesinlikle. Ama insanların canlarını başkalarının merhametine bırakmamayla ilgili bizim bir güdümüz var. Tamamen bilimsel bir takım eğitimler var. İddia ediyoruz 15 saat içerisinde 3-5 tane tekniğin onların hayatlarına çok şeylerin katacağını, ...söyleyebiliyoruz. Bunu iddia ediyoruz Ahmet Hocam. Ee, sayın Hocam... E, ...ben... E, ...bu konuda açıklamalarınızı... E, ...biliyoruz. Yani sizin yaptığınız işleri de... ...az çok takip ediyoruz. Siz... E, ...birçok branşlarda bulundunuz. Bu süreç içerisinde... ...Ordu ilimizde işte... ...daha önceleri... E, ...kickbox... Işte, e, ...muay thai gibi hatta hangi branşta bir branşta yine Muay Thai ilk temsilci temsilciliği, yaptınız. Şimdi kıyaslarsak bir e, kickbox, bir Muay Thai, bir tekvando ile yakın savunmayı, krav magayı Hı. kıyaslarsak arasındaki Hı. fark nelerdir? Hı. Arasındaki fark şu. Kickbox, krav maga içerisinde tamamen ayrılıyor. Krav maga sistemi içerisinde ninjutsu, aikido, kickbox ve Muay Thai teknikleri var. Tamamen İsrail'de ee, ...kolluk birimler için geliştirilmiş bir sistem. Ama kickboksta, muay thai'da, wushu'da ve diğer salon sporlarına baktığımız zaman... ...her yaştan insanların spor aktivitesi olarak bunları yaptığı görülmekte. Ama gelin ki şiddet dediğimiz bir kavram var. Şiddet insanlık tarihi kadar eski, günümüze kadar şekil, isim, ünvan değiştirmiş... ...insanları canını yakmaya devam etmekte. Ve biraz önce bahsettiğim gibi artık günümüz insanın kadın erkek yahut da üniversiteye giden yahut da liseye giden çocuklarımız zamanla alakalı bir yarışı var. Bizim kurumumuz özellikle diğer spor kulüplerinden ve derneklerinden ayrıştığı tek nokta şu. Kendimiz de bu mesleğin içerisinde olarak sağ çalışmasını bildiğimizden dolayı hayatlarımızın güzel bir şekilde devam etmesi için yani Krav Maga sistemini e, insanlarımız çok rahat bir şekilde öğreneceğine eminiz. Yani bir ring sporu değil. Ödül nedir burada derseniz insanların olay karşısında yaşamsal olarak aktivitesini devam ettiriyorsa insanlar için tek ödül bu yaşaması. Şimdi... Yani puan alıcı bir hareket yapmıyorsunuz. Gösteri için bir hareket yapmıyorsunuz. Evet. Şov için bir hareket yapmıyorsunuz. Başkasını memnun etmek evet. için bir hareket yapmıyorsunuz. Siz sadece eğer görevliyseniz, sadece bir yerdeyseniz, sadece bir uygulama yapacaksanız, ünvanınız ne olursa olsun, riskli meslek dediğimiz bu özel güvenlik olsun, zabıt olsun, bekçi olsun, diğer kolluk birimleri olsun, siz başkalarının hayatlarını devam ettirme üzerine bir meslek seçtiğinizden dolayı Öncelikle siz kendinizi koruyabiliyor musunuz? Bu soruyu sormak lazım. Evet. Özel güvenlikçi kendini koruyabiliyor mu? Özel güvenlikçi kendini koruyabiliyor mu? Koruyabiliyor, koruyabiliyor mu hocam? Koruyabiliyor mu Ahmet hocam. hocam? ben size soruyorum. Evet, koruyabiliyor, sor, mu? koruyabiliyor Size eğitimin uzmanı olarak size evet. soruyorum. Maalesef ben şöyle cevapla başlayayım. Kendisini koruyamayanın başkasını koruması mümkün değildir. Neden insanlar saldırır? Niçin teşebbüste bulunurlar? Çünkü insanlar otomatikmen öfkelenir. Çünkü hak mahrumiyeti içerisine girmişlerdir bu insanlarımız. Kesinlikle istediklerini alamamışlardır. Meşru beklentilerin önü engellenmiştir. Bir eğitim alan insan bir paratoner gibi olmasını bilmelidir. Nasıl ki gökyüzünde yıldırım düştüğünde bir paratoner toprağı hissettiriyorsa, enerjiyi dağıtıyorsa bir görev alan insan da başkalarının ve kurumun prestiji için özel güvenlik başta söylüyorum, zaafı da başta söylüyorum, toplumun halkının güvenini sağlayacak bekçi veya koluk birimleri söylüyorum kesinlikle kendi canlarına gelebilecek zararları engellemek için yakın salma diyoruz. Fakat ben yıllardan beri dernek başkanı yaptığımdan dolayı bizim arkadaşlarımız da müdahalelerde şöyle davrandığını gördük. Evet kendini kendini koruyamanın başkasının koruması mümkün değil. Neden bu? Çünkü korkuya dayalı bir saldırganlık güdüsü var Ahmet Bey. Korktuğunuz anda heyecanınız artıyor. Heyecan arttığı zaman öyle işte efermezim bastırmak yok. Nefes alın. 10 tane taktiği var falan. bunlar hepsi hikaye. Çünkü ne yapıyoruz biz? Şiddet öyle bir hastalık ki bugün insanlar her türlü şiddetin en acısını görüyorlar. Pandemi dediğimiz bütün ülkemizi, bütün dünyamızı affedersin böyle etkisi altından bir olay. Ama ne yapıyoruz? Bütün ulus kilitlendi, kenetlendi. Bununla baş etmenin yollarını arıyoruz. Bugün şiddet dediğimiz kavram üzerine düşünelim. Her bir kurumda kadın olalım, erkek olalım. Şiddet karşısında çocuk olalım, gelişin olalım. Şiddet kadın erkek eğitim ve eğitimcisi diye ayırt etmiyor eğer geldiğinizde birkaç saniye içerisinde yönetemezsiniz ki bir vatandaş olarak burada biraz önce söylediğim gibi yedeğimi olmayan hayatlarımızı başkalarının biz merhametinden bırakacağız. Ama sorunuza cevap verirsem neden özel güvenlikçi çalışıyor kurumlarda? Neden genel kolluk kuvvetleri varken özel güvenlikçiler sahaya çıktı? Özel güvenlik nedir dediğim zaman işte kanunla verilen hakları işte tamamlayıcı, bütünleyici işte e, kolluk kuvvetleri yardımcı niteliğinde. Ama siz neden varsınız? Siz de, siz de bir özel kurumsunuz. Devletin kurumları var, özel kurumları yatırımlar yapılıyor. Fakat herkesin bir müşteri portföyü var, müşteri listesi var. Herkes bir e, hizmet sunarken daha kaliteli ve insanların kendi alanlarında daha güvenli, yaşamsal fonksiyonları eğlenerek devam ettirmelerini istiyorlar. Burada özel güvenlik devreye giriyor. Yani gelen yöneticilerimiz olsun, iş kariyer sahibi insanlarımız olsun, toplumun huzuru ve bekası için ne yapıyorlar? Kendi alanlarında özel güvenlik istislam ederek gelen müşteri kitlesini de insanlara da orada daha da güzel hizmet verilmesi gerektiğini bilincini ortaya koyuyorlar. Fakat bizim özel güvenlikçilerimiz kadın olsun erkek olsun. ...ilimizde isim zikretmeyeceğim birçok eğitim kurumu var özel güvenlikle ilgili. 120 saatlik bir eğitimle dışarıya sertifikalandırılıyor. Bu arkadaşlarımız iş dünyasına adım atıyorlar. Fakat samimiyetle söylüyorum. Bugün diğer kolluk kuvvetlerinde ayları yılları bulan eğitimle sokaktaki bir takım durumların e, tedbirleri alması, şiddetin olanın, e, ortadan kaldırılması ile ilgili bir takım çalışmalar yaparken fakat özel güvenlikçiler arkadaşlarım donanımlı mı? Kendilerine gelebilecek zararlar acaba bertaraf edilebilirler mi? Kendilerini koruyabilirler mi? Bugün sorduğunuz sorunun cevabı şu. Ben soruya soruyla cevap vereceğim. Kendini koruyamayanın başkasını koruması mümkün değildir. Mümkün değil. Evet sayın hocam. Şimdi e, biliyorsunuz şiddet herkes tarafından, herkes şiddete mağdur kala, maruz kalabilir ama bizim en çok e, şiddete maruz kalan kadınlarımız var. Evet. Siz Koruma Güvenlik Eğitim Merkezi Derneği olarak veya siz bir Krav maka ilk temsilci eğitmeni olarak kadınlarımız için sokakta şiddete uğrayan, kapkaça uğrayan Mağdur olan kadınlarımızın bir projeleriniz var mı? Bunlar için bir çalışmanız var mı ya da evet. yapacak mısınız? Evet. Şimdi Ahmet Bey, <laughs> ordumuzdaki bütün STK'larımıza, devletin bütün kurumlarına, bütün belediyelere, kaymakamlıklara ve özel STK'lara 3 yıldan beri inanın çok ciddi manada çalışmalar yapıyoruz. Tanıtım yapıyoruz. Neden yakın savunma var? Neden bu eğitimler var? Neden eğitim, öğretim süresi insanlığın ilk doğduğundan ve hayatını sonlandıracağı kadar ana kadar var da şiddet işte ortadan kaldırılmıyor. Alınan adli ve idari bir takım tedbirlerle bu şiddetin üstesinden gelinemeyeceği de bugün aşikar bir şekilde gözükmektedir. Biz de hayatları kolaylaştırma açısından kravmaga yakın savunma sistemini kadın olsun erkek olsun biraz önce zikrettiğim gibi 15 saatlik bir zaman içerisinde Öğretmeyle ilgili bir endişemiz yok. Bıçakla tehdit edilebilir. Sopayla insanlar heyecanlılar biliyorsunuz. araç kullanıyorlar, iniyorlar. En azından korna sesinde birbirlerini darp edecek eylemler yapabiliyorlar. En an köşe başlarında insanlar affedersin korkuyorlar. Saldırıya maruz kalabilecek durumlarda olabiliyorlar. Inanın bizim amacımız bu eğitimlerde başkalarına saldırma öğretmek değil. Kesinlikle bir tane hareketi zamanında yeterli bir şekilde hareketi yapmak. Ve hayatta kalmadığına burada biz destek vermek. Çok kolay. Başta söyledim taklatmaya gerek yok. hava uçmaya gerek yok. Karşıdaki insanınız elektron taklatsa bile size mahrem alan bir kol mesafesi kadar geldiği anda siz yönetebilmeniz lazım. Geri çekil dur diyebilmeniz lazım. Bunu demek için Damet Bey bu eğitimi beyninizde kortekslere nasıl yerleştireceksiniz? İşte ben spor yaptım. Tekvando, kickboks bunları küçümsemiyorum. Elbette ring spor. Şuradan gençlerimiz sosyal kendilerini adapte edecekler. Evet. Geleceğe hazırlayacaklar. Ama gerçek var şiddet dediğimiz. Bütün dünya affedersin kasıp kavuruyor. Gördüğümüz affedersin bir takım olayları görüyoruz. Fakat eğer hastalık gibi şiddetle karşılaştığımız anda biz alo falan falan yeri mi arayacağız? Eşkan mı vereceğiz? Acaba saldırgan dur sen oraya ara buraya ara ben tekrar saldırımı devam ettireyim mi diyecek? Size bir fırsat verecek mi? Karşılaştığınız anla Kral Maga dediğimiz yakın savunma sistemi yönetebilme kabiliyetinizi geliştiren en büyük unsur. Birkaç saniye içerisinde etkin bir hareket yapmaz iseniz ve etkin bir cümle kullanmaz iseniz beden diliyle orada sağlıklı bir şekilde bedeninizi ayakta tutmanız mümkün değil. Kadınlarımıza, ev hanımlarımıza özellikle şehrin genelinde iş için her tarafta olunan, hizmet veren, ülkemiz ve elimiz için canla başla çalışan insanlarımıza ben 6 ay, bir sene, iki sene eğitimden bahsetmiyorum. 15 er saatlik bir eğitimle kendi hayatlarında mutlu diyorsun. birer birey olmaları, aileleriyle güzel bir şekilde yaşantı sürmelerine katkı sağlamak isteyen bir sistem bu. Kravmaka sistemi. Şimdi Ayhan hocam, e, biraz önce bir konuya değindiniz. İşte özel güvenliklerin veya işte belli bir eğit saat eğitim alaraktan bu işi sertifikalanıp ve bırakıldıklarını. tüm spor dallarında benim e, de kendim sporcu olmam vazifesiyle antrenör de olmam sebebiyle e, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Günümüzde bazı arkadaşlar veya e, dernek federasyonları e, antrenörlük belgeleri veriyorlar. Yasal olmamakla birlikte. Yani antrenörlük belgesini biliyorsunuz spor genel müdürlüğünden başka hiçbir kurum veremez. Hı. Fakat e, birkaç arkadaş bir araya gelerek eğitmenlik belgesi olması gerekenken bunu antrenörlük olarak çevirerek ve hiç hayatında spor vermemiş insanlara, spor yapmamış insanlara hiç hayatında yani bir biraz önce bahsettiğiniz gibi belki bir spor salonu içerisinden girmemiş arkadaşlarımıza antrenörlük ve ikinci, üçüncü, dördüncü danlar ve ikinci kademe, üçüncü kademe antrenörlükler veriliyor. Bunların bir yasal dayanı olmadığını biz biliyoruz ama halkımız bilmiyor. Ben buna şöyle değinmek istiyorum. Sizin de fikrinizi alacağım ama acaba bu arkadaşlarımız bence ne yapmak istiyorlar? Bence şunu yapmak istiyorlar. Siz daha iyi aydınlatacaksınız. Halkın cebindeki parayı akrep gibi sömürüyorlar diyorum. Sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Hocam evet. siz yıllardan beri başarılı çalışmalar yapan bir karate il temsilcisiniz. Tardırlığı günden bu yana Fasla ilçemize de ciddi malı hizmetler verdiniz. Aynı soruyu ben de sorsam size siz cevap verirsiniz. Fakat devletimiz büyük sistemlerimiz gelişmiş. Bugün bilgiye ve beceriye dayalı her şeyleri tespit etmek çok kolay. Biliyorsunuz spor kulübü açılırken ve dernek olurken valile müracaat ediliyor ve tesisleştirmek istediğiniz zaman valilikte tüzüğünüzü kabul ettikten sonra genç spor il müdürlüğüne alan istenen belgeleri takdim ediyorsunuz, kontrol ediliyor ve tescil alıyorsunuz. Bunlar yasal süreçler. Tabii ki federasyonlar kuruluyor. Biz de birçok federasyonun kurulmasına katkı sağladık. Mevzuat yasabına imkan veriyor beş tane fed, e, kulüp bir araya geldiğinde istenilen federasyonlar kuruluyor. Federasyonlar burada üçüncü veya dördüncü beşinci değişik maddelerinde ne yapacaksınız amaç nedir diye burada bir kısım var. Çünkü bu federasyonu oluşturan insanların aynı zamanda bu işleri biliyor olmaların yanında bazen bazı insanların bu işin içinde olmayıp da çok hızlı bir şekilde beklentileri var. Hemen ben de olayım ben de şöyle olayım. Ben neden mesela yakın savunmayla ilgileniyorum şu anda? Krav ile niye ilgileniyorum? <laughs> Tamam spordan, sanattan, kültürden bahsedeceğiz ama insanların yaşam hakkını kullanabilmesi güvenlik faaliyetlerine bağlıdır diyoruz. Alınan o kadar adli ve idare tedbirleri rağmen hala insanın insana zarar vermesinin evet. önüne geçilmiş değil. Ben o yüzden diyorum ki bir özel güvenlikçi olarak, bir dernek başkanı olarak bu kadın veya erkek bütün affedersin sert kalmış insana da aynı zamanda kendim ben bunlarda çalışmayı bir ne diyeyim mecbur hissediyorum. Onlara yardımcı olmak istiyorum. Sizin sorunuza gelirse şimdi burada tabii üçüncüdan dördüncüden Olabilir mi? Olabilir. Bunu e, tabii ki kimler araştıracaktır? E, kolay yoldan mesela bir müracaat edebilir. Bugün internet sayfaları vardır. Efendim hocam bakanlık çalışmaları var mıdır? İl müdürü çalışmaları var mıdır? Efendim hocam çeşitli yerlere kayıtları var mıdır? Bunları araştıracaklar. Da demek yani evet. resmiyetini evet. nasıl araştırabilirler? Evet. Çünkü insanlar bu konuda evet. bence dolandırılıyor. Evet. Yani bunun resmiyetini nereden ve halkımız nasıl araştırabilir? Evet burada dediğimiz gibi ben mesela kendi çalışmalarımızda broşür çalışmalarını yaptığımız zaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne şu kadar suç tesir numaramız var diyorum. Valilikte kütük numaram bu diyorum. Yani haklı ve özverili olarak kendimizi biz ifade ediyoruz. Zaten basına çıkıyoruz. çeşitli çeşitli işte sosyal medya hesaplarında kullanabiliyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Sizin bahsettiğiniz konularda değişik yönlerde çalışma yapılanlar var. Bizi de mesela geçmişte sorular. İşte Ayhan Hocam bize işte belge verir misin? işte efendime söyleyeyim ücreti neyse biz verelim dedim hani kesinlikle kesinlikle olmaz. Mesela özel güvenlikçiler başka yerden bana uzaktan ararlardı. Sayın Başkanım sizin işte adresinize biz internette ulaştık. Baktık işte siz eğitimler veriyorsunuz. Ben işte özel güvenlikçiyim. Bana işte falan yerde 10 yıldan beri hizmet görüyorum. Fakat bir tane işte belge verir misiniz bu eğitimleri almayla alakalı? Benim kesinlikle kanaatim şu. Benim salınıma girmeyen, o eğitimlere girmeyen kesinlikle hani bir deve yükü en kıymetli eşyaları bıraksalar kesinlikle müfredatımızdan geçmeye kimseye belge vermiyorum. Ha, verenler de zaman içerisinde olacaktır. E, haksız kazançlar bugün biliyorsunuz birdenbire buhar uçup olup gider. Toplumumuzdaki insanlar zaten bunu biliyorlar, görüyorlar. Bu gibi eller mutlaka olacaktır. Bugün biliyorsun rekabet yarışı içerisinde büyük kurumlar var. İşte halkın içerisinden çıkmış kıyıda köşede güne güzel varlıklarını devam ettiren kurumlar var bu varlıkların devam ettiren kurumlar şimdi şatafatlı bir vitrini yok diye onlar ruhsatsız elbette çalışmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada halkımız ne istediğini bilmesi lazım. Spor sanat istiyorsa Ahmet Hocam spor şöyledir. Sahillerimiz çok güzel. Ekosistemi bizim çok güzel. Üyemiz, faslamız, ordumuz, bütün ilçelerimiz çok güzel. İnanın ben yürümeyi çok seviyorum. Herkese yürümeyi de tavsiye ediyorum. Ancak spor, 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 kültür bunlar çok önemli. Tekrar söylüyorum çocuklarımız, gençlerimiz kendilerini ifade edebilme, özgüvenlerini kazanabilme, her karşısında karşısındaki bir takım yaptığımda bulunan insanlara evet demek değil de hayır diyebilme unsurunu geliştiren bir portföy sunuyor spor eğitimleri. Fakat benim açım bakış açım şu. Özel güvenlikçilik yapıyorum 98'den beri. Çeşitli kurumlarda çalıştım, korumalık yaptım, araçlı korumalık yaptım, VIP korumalık yaptım. Saha çalışmasını bildiğimden dolayı ben sadece 2005 yılında çıkan 5188 sayılı özel güvenlik yani kanunu istinaden bugün artık taşımadığını, yeterli olmadığını, kadın ve erkeklerimizin işte efendim söyleyeyim 35-40 yaşında sertifikalar veriliyor ama iş Başvurusuna geldiği zaman bu insanlara işte yaşınız şöyle, kilonuz böyle, boyunuz böyle affedersin onları eliyorlar. Ama ben diyorum ki geniş alanda bu insanlarımız kilosu olabilir belki. Hani cılız olabilir bir hanımefendi, beyefendi. Ama geniş saha alanlarında bunlar istihdam edilebilir. Kesinlikle. Herkes fiziki güvenlik sağlamaz. Kesinlikle. Ama bizde sıkıntı şu Ahmet Bey. Bir sertifikayla inanın her alanda herkes çalışıyor. Bu değil artık. Madem ki biz Avrupa'ya dönük yüzümüz varsa, dünyada bütün bilgilere ulaşıyorsak, Avrupa'da şu, bir sertifika programına dahil oluyorsun. Sonra çalışacağınız alanlarda, AVM güvenliği farklı oluyor. Alışveriş merkezleri farklı oluyor. Hastane güvenliği farklı oluyor. Efendim fabrika güvenliği farklı oluyor. Siyasetçilerin yanındaki güvenlikler, yakın korumalar farklı oluyor. Biz bir belgeyle hepsini yapmaya çalışırken ki yapamıyoruz. Ama artık Avrupa'da ciddi bir bilim var bu işte. Bu şekilde gidiyor. Evet. Umuyorum en kısa zamanda biraz önce söylediğim gibi. Yedeğimiz olmayan hayatlarımızı başkalarının merhametine bırakmayız. Bir e, yorumlarımız var. Serpili Alem e, şöyle demiş. Kendimizi korumak amacıyla alabileceğimiz en uygun branş hangisidir? Hanımlara hangisini tavsiye ediyorsunuz demiş. Sevgili e, serpili alem. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu sorular inşallah bizim de ufkumuzu açacaklar. Tabii ki her şey bizde demeyeceğiz. Daha iyisi varsa daha iyisini biraz önce söylediğim gibi araştıracaklar. Şu anda biz ilimizde, merkezimizde 2006 yılından beri özel güvenlik Sendikaların kurulmasına orada vesile olduk. Çeşitli derneklerin kurulmasına vesile olduk. Federasyonun kurulmasına vesile olduk. Birçok branşı yaparken direktmen özel güvenliği, kadınlara, erkenler, erkeklere şiddeti bertaraf etme adına karavmaga sisteminin, yakın savunma sisteminin çok rahat ve kolay bir şekilde öğrenilebileceğini biz ispat ettik. Müracaat etmeler halinde 15-20 saatlik bir programla ömür boyu lazım olacak anekdotları biz kortekslere yüklüyoruz. Bu metrik gibi olmayabilir. Çeşitli filmlerde kablo bağlantıları olmayabilir. Ama inanın sihirli cümleler, sihirli kodlar. Sihirli kodlarla, doğru cümlelerle, doğru hareketler yaptığınız zaman inanın bir tane hareket hayatınızı kurtaracak. Bir tane etkin cümle hayatınıza devam etmeye meydan verecektir. Evet, e, Ayhan Hocam e, biraz e, yakın savunma ile konuşalım istiyoruz. Kravmaga Maga ile Krav konuşalım istiyoruz. Kravmaga Maga dünyada hangi ülkelerde yapılıyor? E, kurucusu kimdir? Türkiye'deki evet. kurucu başkanı veya kurucu teknik direktörü müdür? Evet, Artık evet. bilmiyorum. Siz daha iyi açacaksınız. Evet. Kimdir? Şu anda ordu ilimizde Krav hangi konumdadır evet. ve e, neler yapar? Şimdi birçok e, endüstri ülkemizin dışında maalesef. Hani Ülkeleri yeniden keşfetmeye de gerek yok. İnsan sağlığı ve güvenliği için bugün devletlerimiz ciddi arge ve masraflar yapıyorlar. Her şey tabi devletten beklemekte de gerekmiyor. Faydalı olmak isteyen her insanımız bizim elin altına, taşın altına elini sokup ben de ülkem için, milletim için, insanların güvenli ve sağlığı için her şey yapabilirim diyor. Bizim çalışmalarımız da bu yönde. 2015 yılında e, bir araştırma yaptık. Yine dünya yakın Samrupa böyle bir çalışma yaptık Sizle birlikte ve o zamanlarda bir e, ciddi moda bir araştırma içerisine girdik. Dedi ki kolluk birimlerinde bir eksiklik görüyoruz. Özel güvenlikte bir eksiklik görüyoruz. Özel güvenlikçilerimiz dediğimiz gibi kendini koruyamazken başkaları nasıl koruyacak diye bir araştırma içerisine girdik. Kral Maga Federasyonu'na karşılaştık. Kendimizi telefonla tanıttık. Özel güvenlik mesleğini yaptığımız, korumalık yaptığımız, dernekler kurduğumuzu, başkanlık yaptığımız vesaire şu branşta da yaptığımızı özel bir davet aldık. Bunun kurucu başkanı İsrailli. Şu anda çok yaşlı, ordu birliklerinin geliştirilmesi, kendini koruması ile ilgili bir geliştirilmiş sistem vurmaya kırmaya dayalı değil. Çünkü silah teknikleri kullanırken bazen birebir kaldığınız zaman silah tekniği değil de saldırganı direktmen bir etkileşim içerisinde bertaraf etmeniz gerekiyor. Bu günümüze güncellenmiş. Dünyada 100 tane ülkeden fazla Krav Maga yapılıyor. Uluslararası Badikat Akademi Birliği'nin bir üyesi olan Krav Maga Kapak Federasyonu Ankara'da Engin Deniz Karadağ Başkanımız. Aynı zamanda e, teknik taktik atışta uluslararası deneyimde bir uzman kendisi. ...buradan da selamlarımı iletiyorum onlara. Selam ...onlarla tanışmaktan gerçekten da. ben iftihar ediyorum. Yani Türkiye'miz için çok ciddi manada bir çalışma yapıyorum. İkincisi bir tane paragraf para hatırlatayım. Değişik ülkelere mesela e, Federasyon başkanımız devletin kolluk birimlerine eğitim veriyor. Zaman zaman sosyal medyalarda biz görüyoruz. Afganistan'dan tutun, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya'dan tutun, her yere gittikleri görülüyor. Hakikaten kolluk birimleri oralarda. E, bu gibi eğitimleri özel güvenlik olsun, devletin birimleri olsun ciddi manada böyle bir e, şey içerisinde istekli bir şekilde alıyorlar. Neden? Müdahaleler birebir kal zaman yetersiz kalıyor Ahmet Hocam. Burada tekrar söylüyorum. Silahlı bir birliksiniz. Ya da halkın ve can ve beden bütünlüğünü korumak için bir yanlış anlamaya kaynaklı birisiyle karşılaştığınız zaman buna dinlemeden, Veyahut da saldırgan bir unsur yokken elinden onu darp mı edeceksiniz? Vuracak mısınız? Vurarak yahut da etkisi hale mi getireceksiniz? İşte burada Krav Maga yakın savunma dediğim gibi mahrem alana girdiğinizde kaçtaki insanın gerçekten zarar vermeden bertaraf etme sistemi. Bugün 100 tane aşkın gün ülkede Krav Maga sistemi yapılıyor. Engin Deniz Karadağ Başkanım da Türkiye'de bu işin önünde. Oraya gelecek olursak 2015 yılından beri biz buradayız. Çok da hani her şey reklama bağlı hani reklamlardan değil de hani gerçeği ya da kendine uygun alanı benimseyen insan, araştıran insan zaten bizi buluyor. Kesinlikle biz birebir eğitimlerde veriyoruz. Mesela kadınlar için biçilmiş kaftan, erkekler için biçilmiş kaftan, iş adamlarımız için. Her meslekten insanların çünkü bunun atlaması zıplaması yok. Kondisyonu kültür fiziği yok, şınavı mekiği yok. İnanın hiçbir şey yok. Askeri bir disiplin ama Askeri abi kondisyon hareketleri çünkü biz onları cepheye göndermeyeceğiz. Tam bu noktada bizim girmek istiyorum Bizim cephemiz yaşamın afedersin. Tam, tam bu girmek <laughs> istiyorum. Şimdi e, bizim de e, tabi sporcu olmamız nedeniyle e, arkadaşlarımız geliyorlar. İşte benim yaşım 45, benim yaşım 50, benim yaşım 60 deyip evet. e, <laughs> bizden geçti bu iş diyorlar. Sizce spor artık bir yaşam tarzı olmalı mı? Yaş gerektirmeden, yaş öne plana tutulmadan ne diyorsunuz bu konuda? Spor tabii bir salona bağlı olarak spor değil. Herkes için spor denilen bir kavram var. Yıllardan beri bu yapılıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi sayılarımız çok güzel. Nefes almak isteyen, o nefesin mucizeliğini affedip hissetmek isteyen, dolaşımını güçlendirmek isteyen herkes yürüyüş yaparak spor yapabilir. Ben yine Krav Maga sistemine yakın salona bir baktığı zaman bastonuyla giden bir tane dede gibi gözüken bir insanın bir saldırgan olsun yaklaştığında isterse 20 yaşında olsun dede ne yapıyorsun bastonu alacağım desin bir hareket de o delikanlıyı o saldırgan unsur diyeceğim. O zaman diyeceğim, şunu mu Yani yaşla alakası, yaşla alakası asla yok. Kesinlikle. Yeter ki bunun eğitimi yani. alınsın. Yaşın hiçbir kokusunu yok. Birkaç tane teknik yeter ki e, mahrem alana girmesin. Beni tehdit etmesin. Çünkü bizim eğitimlerimiz karşıya zarar vermek değil. Ama karşıya uyarılacağız. Yaklaşma, sakin ol. Bana yaklaşırken ben tedirgin yani oluyorum. Yani bizim acımız insanlara zarar vermek değil. Sadece kendimizi korumak. Öyle kesinlikle, mi diyelim? Kesinlikle böyle. Kesinlikle Peki. böyle. Cengiz Han Soylu, e, değerli hocam kolay gelsin demiş... E, Cengiz'e biz de teşekkür ediyoruz. Bizim eski sporcularımızdan Cengiz Han. E, Ayhan Hocam, e, kickboksla uğraştınız. Evet. Yani onu başka bir programda da iz, iz, e, devam etmek isteriz ama yine de bir ön bilgi olarak almak istiyoruz. Uzun yıllar kickboksla uğraştınız ve hala da kickboksun eğitimini veriyorsunuz. Şimdi insanlar kickboks denildiğinde biraz böyle sert, e, hani çoluk çocuğunu, özellikle aileler, gençler demin de ailelere göndermek istemiyorlar. Sizce kickboks sert bir spor mudur? Gerçekten de bazı insanların baktığı gibi midir? Yoksa genel anlamda gerçekten felsefesi olan, kültürü olan bir spor dalı mıdır? Uzun yıllar kickboks 97'den beri uğraşıyoruz. İlk salonu 95'te açtım Mehmet Hocam. 97 sertifikamızı aldık. Devletin resmi yazışmasında şunu diyor. 6 yaşından itibaren herkes kickboks yapar. Çünkü biz savaşçı yetiştirmiyoruz. Devlet savaşçı yetiştirmiyor. Devletin değişik birimleri var. Değişik meslek grupları var. Her meslek grubu her meslek grubu elinden geleni yaşamak için devam ettirir. Bu bir spordur. Bu hayata hazırlanmalıdır. Bu çocukların, gençlerimizi hayata bakış açılarını geliştirmek içindir. Bedenin insanın neyse zihni de odur. Zihin güçlü kuvvetliyse beden de odur. Hepsi bir uyum içerisinde. Kesinlikle mesela son yıllarda ...sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte... ...bir bakıyorsun vurdular, kırdılar, affedersin yani uçanlar, kaçanlar... ...şiddete vari bütün hareketler orada izlenmekte. Ama kesinlikle böyle bir şey yok. Burada bir eğitim var, burada bir eğitim, bilim var ve burada bir bir denetim var. Kulüplerimiz denetleniyor, İnsanlarımız gelip gidiyor, aileler geliyor. 78 yaşındaki çocuklarını veriyorlar, hocam mesela soru soruyorlar sizin gibi... Kesinlikle böyle olmadığını, ısınma, esneme, gerilme olduğunu, bir kültür fizik kondisyon olduğunu, efendim elini nasıl kullanacak, ayağını nasıl kullanacak, konuşmasını nasıl bilecek. Değişik yaştaki insanlarla, çocuklarla, sporcularla karşılaştığı zaman nasıl bir uyum sağlayacak? Orada bir hiyerarşi var. Orada her şey zaten böyle sporu moda mod yapmıyorsunuz. Özellikle küçük çocuklar şu, kurallardan bahsediyoruz biz. Hep sorduğum bir şey vardı. Kurallar, niçin var. Kuralların için var dediğimde hepsi bir diyor ki, hayatı kolaylaştırırız. Nerede kural var dediğiniz zaman, evde bir kural var mıdır diyorum, düşünüyorlar. Var hocam. Nasıl bir kural var diyorum, söylüyor. Sokakta kural var mı diyorum? Hocam var. Nasıl kural dediğim zaman hepsi tek tek söylüyor. Peki okulda kural var mı diyorum? Hepsi inanın tek tek söylüyorlar. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kuralların niçin varmış? Hayatımızı kolaylaştırmak için. Herkes kurallara bağlı bir şekilde kaldığında hiçbir şey insan hayatını zorlaştırmaz. Ama geliyoruz, 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 geliyoruz. Çocukluk çağında bu kickboks öğrenen, tekvando öğrenen judo öğrenen, boks öğrenen, karate öğrenen bu çocuklarımız ne yapıyoruz? Yetişti de büyüdükçe artık kendilerinin dışında mesela spor yapan insana kesinlikle zarar gelmez. Ama Türkiye'de nüfusun başka ülkelerle kıyas vermeyeceğim. Yanlış anlaşılır. Türkiye'de hala 80 milyonluk nüfusun affedersin onda biri bile lisanslı değil. O zaman ne oluyor? Diyeceksiniz ki işte spor yapan insan affedersin agresif değil. İyi insan, iyi birey iyi insanlar da, spor yapmayan insanlara affedersin, agresif mi? Her yerde affedersin, öfke patlamasına mı girecek? Değil. Ancak değişik sosyolojik açılara baktığımız zaman, saldırganlık güdüsüyle hareket eden, baskıyla yetişmiş, değişik konjüktürde affedersin, çocuklarımız var, gençlerimiz var. Bunlarla karşılaştığın zaman, acaba ben her zaman soru soruyorum, kickboks falan dedin ya, acaba yani kickboks yapıyoruz kültür için, Karate yapıyoruz kültür için, sanat için, gösteri için değil mi? Kendimizi ifade edeceğiz. Ben o zaman bir soru sorayım. Sokakta karşılaştığımız saldırganla bu yaptığımız spor branşları gerçekten bizi koruyabiliyor mu? Ben korumadan bakıyorum Ahmet Hocam Alayat'a. Şimdi... Çünkü güvende olmak herkesin beklentisi. Herkese polis jandarma veremeyeceğimize göre benim sloganım şu. Herkes kendi kendinin bodyguardı olmalı. Elbette çocukken spor yapacak. Elbette kickboks yapacak. Her branşı yapacak. Hepsine kapımız açık. Ama geldiğimiz sonuç ben kimseyi de ürkütmek istemiyorum. Moda TV izleyicilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah sorular artar. Daha sonra da böyle canlı yine konuşmalar yaparız diye umuyorum. Yani burada yani şiddet e, içinden çıkılmaz bir boyut mu aldı? Sokaklara baktığımız zaman insanların renkleri değişti. Tipleri değişti. Birbirini anlamayan, öfkesini kontrol edemeyen, uzlaşı kültürü olmayan bir duruma geldik. Hastasına giden 112 acil servis darp ediliyor. İtfaiyeci darp ediliyor. Halkın canı ve sağlığı için uğraşılan afedersin zabıta darp ediliyor. Özel güvenlikçi kurumda bulunuyor. Orada hizmet verirken darp ediliyor. Yani şiddet ortadan kalkmıyor. Teknoloji ne kadar gelişse gelişsin insanların birbirine zarar vermesinin önüne geçilmiyor. Bizim dediğimiz gibi biraz önce herkes kendi kendini bodyguard'a olmalıdır. Sloganını biz burada ineliyoruz. Sevgili hocam evet. e, biraz önce işte dedik ya kickboksun işte e, sert veya şu olduğundan dolayı insanların belki evet. biraz e, velilerin özellikle küçük çocuklara göndermem konusunda. Ben şunu diyorum bana da aynı şekilde geldiklerinde evet. sporun kötüsü olmaz. Evet. Sporun içindeki bireyler o sporu rencide eder ve kötüleştirir. Verdiği eğitimler davranışlarıyla yani biz o yüzden e, eğitmenler olarak antrenörler olarak kendimize bir tık daha dikkat etmek zorundayız diye düşünüyorum. Çok iyi konu dediniz bu. şimdi her meslekte bir parasal bir içgüdü var Ahmet Hocam. Bu bir aşk kişi, şevk kişi. Ya biraz sevmek lazım. Ben mesela çok da severim. Kitap okumayı da severim. İnsanlara merhabayı severim. Bazen CV'mi ben açıklıyorum. Yani insanlara merhaba demeyi seven birisidir diye en son tutayı koyarım. Çünkü merhabalaşmak, insanlara güvenmek gerçekten toplumda böyle yaşamayı kolaylaştırıyor. Kesinlikle sert değil. Ne amaçla biz bunu yapıyoruz? Eğer sizin fikriniz, zikriniz yahut da ailede gördüğünüz, çevrede gördüğünüz bir baskı unsuru varsa elde etmek için insanlar baskı kurarlar. Şiddet gösterirler. Ama hiçbir eğitimin böyle resmi yapılan bir takım çalışmaların kesinlikle sertliğine ben inanmıyorum. Dediğiniz gibi bu kişilerden kaynaklı olabilir. Her eğitimci tabii ki eğitimci olamayabilir. Ya bir burada da her şeyi biliyorum manasında değil. Zaman zaman içerisinde ne yapacağız? Her i̇nsanlar kendini geliştirecek. Bunun da bir basamakları var. Bizim olaylarımız kesinlikle e, bu çalışmaları kolaylaştırmak, zorlaştırmak değil. Ama aileleri ben temin ederim ki şöyle, yani çocuklarımız zarar görür. Ben bu zamana kadar burnu kanayan bir öğrenciye rastlamadım. Tırnağa çıkan bir öğrencime rastlamadım. Her şey kapalı kutu gibi. Orada kontrollü, eğitmen başında, antrenör başında. Oradan çıkıyorlar, soymalarına gidiyorlar. Dezenfektasını yapıyorlar. Ondan sonra huzur bir şekilde evlerine gidiyorlar. Şunu diyebiliriz Zahir Hocam. Ee, Bizde henüz daha spor kültürü oturmadı. Çünkü neden diye söylerseniz bir Avrupa'ya gittiğinizde veya bir Japonya'ya gittiğinizde daha 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklar spor salonlarındalar. Bizde ise 12-13 yaşındaki bir sporcu olarak bizim sporlara davet ettiğimizde veli diyor ki benim çocuğum daha küçük bir sene sonra göndereyim diyor. Oysa ki eğitimler bence okul öncesinde başlamalı. Çünkü aldıkları eğitim hem ahlaki hem de e, beden terbiyesi biliyorsunuz daha önce Gençlik spor bakanlığının ismi beden terbiyesi bakanlığı il müdürlüğü olarak geçiyordu. Beden terbiyesi alıyorlar. Bu konudaki düşüncelerin nelerdir? Şimdi burada spor alakası spor kültürü elbette bunlar çok önemli şeyler. Fakat bizim yapabileceğimiz tabii ki her şey biraz önce dediğim gibi zihinde biter. Eskiden ne derlerdi? Bir insan yedisinde neyse yetmişinde olur. Bugün pedagog, pedagoglar ve sosyologlar şunu diyor. Bilim şunu diyor. İnsan yedi yaşına kadar bütün bedeni ve zihni ve hayat boyu yapabileceği bütün işleri yedi yaşına kadar alır. Bunu biz söylemiyoruz. Ama yedi yaşına kadar alır da acaba eğitim formatlarımız bizim öyle mi? Okuldaki formatlarımız öyle mi? Aileler affedersin hani Şimdi pandemide diyoruz ya ekonomi şeylerde konuşmak da istemiyorum işin açıkçası. Yani her şey işin başı ekonomiye dayalı. Kesinlikle. Acaba öyle beslenebiliyor muyuz? Acaba dinlenebiliyor muyuz? Acaba gerçekten okullarımızda onlar verilebiliyor mu? Acaba da 7 yaşında geçmişindeki annemiz babamız bunu biliyor. 7'sinde neyse 70'inde o. Gerçekten bunlar verilebiliyor Böyle bir zemin var mı? Ama literatüre geçmiş. Sözlüklere geçmiş. Kopyala yapıştır affedersin böyle e, sosyal medyada bunlar dolaşıyor. Gerçekten peki bizim milletimizde, insanlarımızda 7 yaşına kadar gerçekten bu unsurlar verilebiliyor mu? Dediğiniz gibi görüyoruz, görmek çok etkiliyor. Çocuklar çalışıyor. Bir disiplin, hadi bir tane iki tane safhede çok koordineli. Ya yüzlerce insan aynı şekilde karınca ordusu gibi, karınca sürücüsü gibi aynı hareketleri yaptığını görüyoruz. Ya biz bunlardan uzak mıyız ülke olarak, il olarak, çalışma olarak? Değil. Ama nedir? Fiziki bir takım altyapılar eksik olabilir. Öğrenmeye açığız. Bizim kuruluşlarımız, resmi kurumlarımız zaten e, uygun şekilde, uygun durumda e, çalışmalarını yapıyorlar. E, i̇stediğimiz donanımlar zaten bizlere sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri hiç, hiçbir zaman problem yaşamadık. Yani müdürlüğümüz olsun, gerek valimiz olsun, gerekli e, sosyal desteklerde sağlıyorlar. Yani o konuda sıkıntı yok. Ama dediğiniz gibi 12-13 yaş çok geri bir yaş. Gerir. Bizim Kickboks'ta muayetatı tekrar söylüyorum şurada da. 5-6 yaşına kadar bunlar iniyor. Yani ailelerimiz çekilmeden çocuklarına spora verebilirler. Bugün tabi pandemi söz konusu olduğundan dolayı ulusal çapta, uluslararası bir e, koruma ile ilgili bir çalışma var. Tabii ki bu süreçlerde elbette gidecektir. Acıların ortak özelliği geçmesidir. Her şey acı geçecektir. Sonrasında mutlu bir yaşam herkese ulaşacaktır. Peki hocam. Çocukların spor mutlaka yapmalılar. Peki hocam şöyle diyebilir miyiz? Bu eksiklik biraz da biz eğitmenlerde, antrenörlerden mi kaynaklanıyor acaba? Yani şimdi biz hep salonlarımıza kapanıp kalıyoruz. Aslında baktığınız zaman. Yani baktığımız zaman dünyaya antrenörler mücadele veriyor. Biz genelde Türkiye'deki antrenörlerin sıkıntısı genelde hep maddi sıkıntılar. Özellikle bu bireysel spor salonlarında falan ama biz en başta bu işi kendimiz bizzat antrenörler ön plana çıkararaktan. Yani mesela kuşak sınavları yapıyoruz. Bizim bu branşların hepsinde var. Yazın bana göre e, ordunun meydanı neresi? En çok e, halkın yoğun olduğu. Büyükşehir Belediyesi'nin önü diyelim. Buraya bir tatami kurup kuşak sınavını o küçük çocuklarla orada yapsalar. Halk onları görse. Bu işin gerçekten böyle olmadığını. Yani ben FATSA'da meydanda bunu yapsam. Öbürü Ünye'de meydanda bunu yapsa ve birebir okulla müdürlerle, milli eğitim müdürlerle diyaloğa geçseler. Evet. Okullarda ve ana sınıflarında bu işi başlatsalar. Yani İlk zamanlar belki bunun karşılığında bir ücret almayacaklardır ama sonuç itibariyle sonuçta onlara öğrenci olarak geri dönecektir. Bu e, konudaki sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi Ahmet Hocam e, spor kulüplerinin üstünde daha da bu çalışmalara ulaşabilmek, kolaylaştırmak, reklamının yapılması için federasyonlar kurulu. Ülümüzde de federasyonlar var. Biz de bizzat bu çalışmalar içerisindeyiz. Amatör spor kulüpleri federasyonları gibi. Diğer federasyonları da zikretmeyeceğim çünkü ...kendilerinden beklenenleri yapmıyorlar. Amatör deyince... Ha, peki hemen burada hayır. söyleyeyim. Amatör Spor Kulüpleri... ...Federasyonu üzerine gören, düşen görevi yapıyor mu sence? Şimdi mevzuatında... ...geçmişte tabi bunları kınamamak lazım. Ee, 90'lı yıllarda... ...futbolla ilgili çalışmalar biliyorsunuz. Futbol dünyada ve ülkemizde... ...ön planda olan, yüzlerce beğenisi olan... ...milyonlarca taraftar olan bir kitle. Tabi bunlar ilk çıktıktan ...tabii ki e, bu düzeyde... ...ciddi çalışmalar yaptılar... Salon sporlarının her şey, bu çalışmalar biraz önünde durdu gibime geliyor. Sonra ben e, 2010 yılında yaklaşık 8-9 tane kulübün de katılımıyla oraya katılım sağladık. Dedik ki yani amatörse bunun adı, biz de varsın. temsil edilelim. Efendime söyleyeyim, çalışmalar duyurulsun edilsin ama e, hep havada kaldı gibime geliyor. Olmuyor. Hep varsa yoksa tabii ki futbolla başlamış olabilirsiniz. Eğer orada bir e, tüzükte bir çalışma varsa bunu halka nasıl duyurabiliriz dediğim zaman televizyonlarda şu konu. Futbol, futbol, futbol. Halbuki bak ne güzel burada bir program yapıyoruz. İnanın her branşta insanlar gelse saatlerce insanlar konuşur, anlatır. Yani dediğimiz gibi kendimiz mesela kendimizi ifade ederiz ama çokluktan insanlar etkileniyor. Neden federasyonlar var? Neden konfederasyonlar kurulur? Neden sendikalar kurulur? Neden biz kulübüz, bizi resmi olarak muhatap aldılar da neden ben bir federasyona üye olmakla kendimi mecbur hissediğimde üye oluyorum? Yani. Neden üye oluyorum Ahmet Bey? Neden olmam gerekiyor? Çünkü bir Neden bizi e, STK olup yalnız kalmamak için ve arkanda birilerini hissetmek evet, için oluyor tabii ki. hissetmek için oluyor ama maalesef arkadaşlar şöyle hepsini seviyoruz, sayıyoruz. İlimizin yetiştirdiği insanlar. Biz bir tavanın içinde yaşıyoruz. Biz bir tavanın içinde ha. yaşıyoruz ve bu tavanın içinde hepimiz ee, yaşamak zorundayız evet. ve hepimiz bu tavan içinde pişenden faydalanmak zorundayız. Evet. Ben böyle diyorum. Ee, bizim programımız zaten e, salon sporları, amatör sporlar, bireysel sporlar adı bu. Kesinlikle e, biz e, 52 olarak yani Spor 52 programı olaraktan futbol e, konuşmuyoruz. Konuşmayacağız da öyle bir karar aldık. E, tamamen salon sporlar ile Şu yanlış anlaşılmasın bizim söylediğimiz biz. E, Sporun orientör, hepsi spor, güzel. Spor zaten federasyona bir şey söylediğimizden dolayı yok, değil. Yok yok kesinlikle. Madem ki ben oradaysam bizim de temsiliyetimizin halka öyle. duyurulması aynen, ama öyle. böyle bir arge çalışması yok. Çünkü biz ben futbol acık bir dakika müsaade edersen konuşacağım. Çünkü bir yere gittiğimiz zaman biz kesinlikle futbol deniliyor bizim önümüz kesiliyor. Biz orada o çalışma yapıyoruz. Önümüz kesiliyor. Yani bizim de böyle bir takım motive olmamız gerekiyor. Antrenörün motive olması gerekiyor. İdarecilerin motive de olması gerekiyor. Motivasyon hepimizin ihtiyacı var. Spora ülkemizin ihtiyacı var. Ama nasıl bir spor? Nasıl bir eğitim? Dendiğin zaman bunun altının doldurulması lazım. Yani yıllardan beri dediğim gibi kulüp çalışmalarımız var. 3-4 tane federasyonun kurulmasına yardımcı olduk. Değişik illerde Efendime söyleyeyim, çalışmalara gittik. bizzat sizinle de çalışmalar yaptık biliyorsunuz. Heyecanlı şeylerdi. Nedir? Tuttu veya tutmadı mesele değil. Ama bir şeyleri yapabiliyor Yapabilir. olduğumuzu gördük. Evet. Başarılı olduğumuzu gördük. Yani birinci yapan ikinci üçüncü hayli hayli yapar. Ben insan sevgim bende çok. Ne kadar hayal kırıklığına uğrasam da benim etrafımda meslektaş olarak on binlerce özel güvenlikçi var. Kadın ve erkek. Çünkü bizim sermayemiz güven. Güven. Ben kimseyi aldatmadım. Ben kimseyi de kandırmadım. Herkesin gözünün içine baka baka yan yana koysanız bakın 1, 2, 3, 4, 1111 yapar. Ama üst üste dört tane biri koysanız 4 yapar. Biz güçlü oluruz. Gücümüzü kendimizden alırız. Bunun farkındalığına vardığımız anda zaten biz çok ciddi madde çalışma yapacağız. Ben şiddeti tasvip etmiyorum. İnsanların zarar görmesini istemiyorum. İnsanların acı çekmesini istemiyorum. İlkel zamanlarda insanlar acı çekiyor olabilir. Ama günümüz şartlarında hani ee, çok yükseldik, çok e, değerli katkılar aldığımız, dediğimiz bir zamanda hala insanlar zarar görüyorsa, hala çocuklar affedersin darp görüyorsa, hala kadınlarımız darp görüyorsa, hala erkek arkadaşlarımız darp görüyorsa, çalışan çalışmayan, sokakta affedersin, bazen güvenlik ihlalarına takılıp insanlar birbirlerine zarar veriyorsa acaba diyeceksiniz ya hep bununla mı bunun önüne geçeceğiz? Ben diyorum ki önüne geçeriz. İddia ediyorum. E, bu zamana kadar zaten geçilmemiş. Bir deneyelim. Çünkü bizde bir de şey var, bir mecburiyet alanı var. Ayhan Hocam son bir dakikaya giriyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Bizde bir mecburiyet alanı var. İnsanlar mecbur olmadığı zaman, emredilmediği zaman bir şey yapılmıyor. Ben son dakikamı, son cümlemi şöyle diyorum. Yedeği olmayan hayatlarımızı başkalarının merhametine bırakmayalım. Hayatımızı korumak için büyük küçük demeden her türlü hastalığa karşı tedbirler aldığımız şu günlerde insanlığın başlangıcından beri var olan şiddet hastalığına karşı da tedbir almanın vakti gelmedi mi? Şiddete dur demek bizim elimizde. Evet Ayhan Hocam. Ee, değerli Moda TV Spor 52 izleyicileri, bu akşamki konumuz Koruma Güvenlik Eğitim Merkezi Dernek Başkanı ve Kral Maga Eğitmeni ve Ordu İl Temsilcisi Ayhan Angın Hocamızdı. Ee, her hafta Perşembe günü saat 18'de bir başka konukla programımızda olacağız. Programımızın içeriği tamamen bireysel sporlar ve salon sporları ile ilgili. Ee, Ayhan Hocam son söyleyeceğiniz söz varsa programımızı kapatacağız. Moda TV Spor 52 programının yapımcısına sizlere e, çok teşekkür ediyorum. Böyle bize imkan verdiniz. Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. İnsanlarımız zarar görmesini istemiyoruz. Tedbirler için hep yukarılardan beklemeyelim. Biz tedbirlerimizi kendimiz oluşturabiliriz ama her şey kanun çerçevesinde kanunlarımıza bağlı kalalım. Birbirimize saygı gösterelim. Evet Ayhan Hangın hocamıza teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya e, perşembe gün akşam saat 18'de görüşmek dileğiyle. <laughs>